Merhaba arkadaşlar. Kartopu aşurumu bitirdim. Bitirdikten sonra son halini de sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar söylüyorum. Kartopu aşurunun badem aşurundan farklı olması, antika sayısının fazla kesilmesinden dolayı şuradaki mesafe geniş olduğundan kaynaklı olarak şura daha yuvarlaklaşıyor. Yani geniş ya şu mesafe. Doldurdukça şura tabii daha da çok yuvarlaklaşıyor. Farkı bu. Badem aşurunda iki antika kesip iki antika bırakarak devam ediyorduk. Fakat kartopu aşurunda üç antika kesiyoruz, iki antika bırakıyoruz, üç kesiyoruz. Eğer desenimiz bu şekilde devam ediyorsa bu şekilde kesmeye devam ediyoruz. Antep işi çalışırken ipliğimizi uzun takabiliriz. Bunun sebebi çok fazla zaman kaybı olmaması için. Sık sık iplik değiştirmek zorunda kalmamak için biraz uzun takabiliyoruz. Çünkü ipliğimiz yıpranmıyor. Hani şurada böyle pencerelerimiz var ya, kumaşı kestiğimiz için kumaşımız da iplik temas etmediği için birbirine ipliğimiz yıpranmıyor. Bu nedenle ipliğimizi biraz uzun takabiliriz. Antika çalıştığımız zaman değil tabii ki, şu ajurları çalıştığımız zaman ipliğimizi biraz uzun takabiliriz. Antep işinde dikkat etmemiz gerekenler, ters ve yüzünün temiz olmasına dikkat edeceğiz. Kasnaklı çalışırken kasnağımıza aşırı gelmeyeceğiz, gevşek de olmayacak. Bazı nakışlarımızda örneğin bir Çin iğnesinde kasnağımız çok gergin olacak. Nedir? Kasnağı çıkarttıktan sonra kumaşımız kırışmasın diye. Fakat Antep işinde öyle bir durum yok. Aşırı gerdiğimiz zaman da iplikler atlar, şurada atar, kumaş ipliği atar. Atmaması için aşırı gelmiyoruz ama bol da bırakmıyoruz. Sarmalarımız üst üste gelmeyecek fakat boşluk da bırakmayacağız. Bunlara dikkat ederek çalışacağız. Sizlere kolay gelsin. İnşallah faydalı olabilmişimdir.